Evet arkadaşlar, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Günlerden cumartesi, 2021 yılının kaçıncı günündeyiz? 10. gün oldu mu? Yağmurlu bir İstanbul gününden herkese merhabalar, selamlar, sevgiler. Normalde bu saatlerde yayınlarımız çok sık gerçekleşmiyor. Ama bir de hafta sonları bu saatlerde yayın yapalım dedi herhalde yönetim. Ona göre biz de bugün çok eğlenceli, süper, özel bir konuk ağırlayacağız. Bizimle birlikte olacak Bilal Göregen ve güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Hem müzik, hem sohbet, hem gırgır, hem şamata. Sizler de buradan katılın sorularınızla diyorum. Şimdi sevgili Bilal buradaysa ben hemen bir bakayım. Canlı yayınıma girecek tabii doğal olarak. Bakayım ben bir hemen. Kısa bir donma olmuştur fark ediyorum. Çünkü WhatsApp'tan hemen bir mesajlaşma gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Aşirete de selamlar, sevgiler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizim internet, bu ilçede internette sıkıntı varmış arkadaşlar. Ben de kendi telefonumun internetinden giriyorum. İnşallah onda sorun çıkmaz. Tek internetim var yani. Hani alternatifi yok. Oğuzhan Koç'u ikinci kez ne zaman konuk edeceksiniz demiş. Yani ikinci kez konuk etmemizi istiyor. Öyle bir sözümüz mü var? Ama ederiz yani. Yeni bir şarkı arifesinde tekrar konuk ederiz kendisini. Güzel sohbet olmuştu Oğuzhan Koç'la da. Evet. Sevgili Bilal Göregen geldiyse bana da bilgilendirirseniz sevinirim. Ben bazen göremiyorum arkadaşlar. Canlı yayın istekleri de geldi. Ama konuğumu alacağım. Onu bekliyorum şu anda. Ve nihayet İstanbul'da da yağmur yağdı. Hatta önümüzdeki 10 gün boyunca da yağmurlu olacakmış. Bu da güzel bir haber açıkçası. Artık biz karı, soğuğu bir tarafa bıraktık. Kuraklıktan kurtulmak için yağmuru bekliyorduk. Nihayet o yağmur geliyor arkadaşlar. Tabii bizi yurt dışından izleyenler de var. Bilmeyenler de vardır belki. Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam ettiği için hafta sonu çalışmayanlar hariç hepimiz evdeyiz. Evde ne yapıyoruz? Özellikle sosyal medya platformlarından diziler izleniyor. O zaman şöyle onu bilgilendireyim. Yanlış oldu. Bir saniye. Ben onu hemen Şimdi bazen bazı konuklarımız doğal olarak kendi sayfalarında yanlış anlıyorlar bizi. Kendi sayfalarında canlı yayın açıyorlar. Ya da Cüneyt Diktaş'a, benim kendi sayfama gelip bekliyorlar canlı yayını. O yüzden de o bilgilendirmeleri yapıyoruz. Evet. Bizim bir de Evden Eve Muhabbet programımız vardı kendi canlı yayınımda, Cüneyt Diktaş canlı yayında. Onun finalini yaptık. Çünkü hem Müzik On Air'de baktım ki ilerlemeler olacak ki hissetmişim demek ki. Yani tekrar yoğun bir canlı yayın konuklarımız olacak. Hem de benim yayınım gerçekten çok yoğun oluyor. Yani Evden Eve canlı yayın deyip geçmeyin, gerçekten çok yoğun oluyor, onu söyleyeyim. Hani konukları hazırlamak, içeriği hazırlamak, hani açıp da böyle sohbet muhabbet edersek tabii sorun olmuyor. Gırgır şamata. Ama öbür türlü yoğun oluyor ve kendi işlerimize yönelemiyoruz. Biraz daha böyle vakalar da azalınca kendi işlerimize yoğunlaştık. Hem de Müzik On Air'deki yayınlarımızı da devam ettiriyoruz. Evet. Bilal Göregen'i bekliyoruz.
Şu an gelir hissediyorum. Bilgilendirirler herhalde diye tahmin ediyorum. Çok enteresan şeyler, yorumlar geliyor. Onlara dalıyorum, bakıyorum. Neyin kafasındasınız mesela? Değil mi? Zor tabii, dört duvar böyle üstümüze geliyor. Herkes bir kafaya geçiyor yani ister istemez. Değil mi? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Kimler beni nereden izliyor bir yazabilir mi? Evde canı sıkılan var mı? Benim canım çok sıkılıyor. Ben evde çok, daha doğrusu uğraşacak bir uğraş bulamıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmamanın verdiği sıkıntı çok diyenler var mı? Ya da ben valla çok güzel geçiyor evde zaman. Hatta öyle güzel geçiyor ki nasıl geçtiğini anlamıyorum zamanın diyenler var mı? Merak ediyorum. Viyana'dan Ferdi, selamlar sevgiler. İstanbul Dicle, selamlar sevgiler. Paris'ten Yester abla ve Irmak demiş ki evet ben sıkılıyorum. Kadircan diyor ki evimiz yok ki. Evimiz yok diyenlerden biri. Tabii Kadircan'ın da hikayesini bilmek lazım. Nerede yaşıyorsun merak ettim. Kütahya, Serdar, selamlar sevgiler. Nurankale benim canım sıkılıyor diyor. Hiçbir şey yapmadığın için mi acaba? Yani bir uğraşın var mı? Trabzon, selamlar sevgiler Trabzon'a. Neslihan iyiyim sağ ol teşekkürler. Dicle ben demiş Sakarya'dan tabii ki de Nuran. Hiç sıkılmıyorum diyenler var mesela. Hiç sıkılmıyorum. Seni izleyince mutlu oluyorum diyenler var. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Hatay'dan var. Niğde'den var. Samsun'dan var. Güzel. Dünyanın dört bir köşesinden mi? Bu arada Bilal Beyler gelmiş. Ama ben göremiyorum. Sevgili Bilal, beni izliyorsan bir selam, bir el. Ablan yanında biliyorum. Hani o atabilir mi? Bir selam, bir yorum yazabilirse onu göreceğim. Görenler var mı? Yani Bilal burada mı acaba? Bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Gayet normal. Adana. Adana'ya da selamlar, sevgiler. Beni Adana, Hatay, Kahramanmaraş kesimi çok izliyor. Yani orada benim bir hikayem var ben. Arkada neler döndüğünü tahmin edemezsiniz. İnşallah canlı yayını alırsak sohbetimizi burada devam ettireceğiz. Bir yandan WhatsApp'tan sesli mesajlar gönderiyoruz birbirimize. Mesaj geldi de bir sabırla bekleyin arkadaşlar, ondan sonra başlıyoruz. Anlatın. Bu arada tekrar ediyorum, Bilal Göregen bizlerle birlikte olacak. Bir de mesela Oğuzhan Koç'u konuk ettiniz mi diye soran olmuşlar. Birçok ünlü konuğumuz oldu. Mesela yayınların tekrarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de alışık değilim normalde bu saatte yayını, ama ilk defa bu saatte yayın yapmış olduk. Çok yavaş konuşuyorsun diyorlar. Hızlı konuşurum da bir yandan mesajlar geliyor, bir yandan da WhatsApp'a bakıyorum. Bir yandan yorumlarınızı okuyorum, yoksa çok hızlı konuşurum. Hatta öyle hızlı konuşurum ki siz bile fark etmezsiniz ne konuştuğumu. Bazen böyle kafayı karıştıracak derecede hızlı konuşabiliyorum. Horoz öttü değil mi? Burada öttü değil mi?
Burada mı öttü horoz gerçekten? Bir horoz, fonda bir horoz duydum. Gerçekten burada öttü değil mi horoz? Tabii canlı yayında. Dur bakayım. Heh, evet konuğumuz geldi. İstediğiniz konukları DM'e yazın arkadaşlar. Hoş geldin Bilal. Hoş bulduk. Teşekkür ederim sevgili Cüneyt abi. Hayırlı günler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Valla güç oldu ama geç oldu ama güç olmasın diyelim değil mi? Öyle diyorduk. Abi, geç oldu güç olmasın. Bir de arızalar da hiç olmasın Cüneyt abi. Aynen. Bizde arıza olmaz değil mi Bilal? Evet kesinlikle abi. Olursa da tamir edilir ya. Mesele değil. Kesinlikle. Şimdi, sevgili ablamla da görüşüyoruz. Bir anlaşmazlık olmuş galiba. Ben konuk olacakmışım. Bir şey olacakmış ama ben de konuk olurum. Seve seve de falan. Yoksa Cüneyt abi Bilal'a daha az masraf çıkarmak için mi konuk olmadın? Ya tabii yol masrafı falan var. Dedim ki sen gel. Ben gelmeyeyim. Diyorsun. Cüneyt abi yalnız ben biraz fazlaca masraflı adamım ha. Yani bir oturuşta bir kuzuyu deviririm yani. O helal olsun sana. Hiç problem değil. Ben de severim. Yemekleri hiç açmayalım. Ben yemek konusu açıldım. Başlıyorum. Nasıl yapılıyor şu yemek? Nasıl bu yemek diyorum. Başlıyorum yani. Evet. Yemekleri çok severim. Bilen bilir beni buradan. Eyvallah Cüneyt Arcım. Bu arada nasılsın? Sevgili takipçilerimi sevgiyle selamlıyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen nasılsın bu arada? Nasıl gidiyor? Vallahi abi nasıl gidiyor? O kadar hızlı gidiyor ki hızına biz bile yetişemiyoruz bazen. Süper. Ama iyi gitsin. Boş ver. Yoğunluk iyidir. Şu süreçte özellikle yoğunluk çok güzel. Özellikle sosyal medyada kanal açtıktan sonra sen müthiş başarıların oldu. Biraz ondan evet. Bahseder misin? Özellikle dünya çapında tanınmaya başladın. Bu benim mesela hayranlıkla takip ettiğim bir olay. Evet. Abi ben bu arada şunu söyleyeyim öncelikle. Müzik On Air'ı yani Müzik On Air ben kendi canlı yayınımı bitirmeden önce bahsettim. Müzik On Air abi Türkiye'nin en geniş kapsamlı müzik haber portalı. Bu beni çok mutlu ediyor. Bir kere onu söyleyeyim abi. Kendimle alakalı soruma cevap vermeden önce sizinle alakalı duygu düşüncelerimi söylemek istiyorum. Müzik On Air yani mesela radyolarla ilgili falan bir gelişmeyi takip ettiğim zaman açıkçası Müzik On Air'dan girip takip ediyorum abi. Bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. İyi ki Türkiye'mize böyle bir müzik haber portalı kazandırmış abi. Öbür türlü dünyada birçok müzik haber portalı var ama Türkiye'mizde bunun çok eksiğini hissediyorduk sizlerden önce. Bu çok güzel oldu. İsabet oldu Türkiye'miz açısından. Böyle bir güzel başarıdan ötürü abi ben sizleri kutluyorum bir müzikle ulaşan kişi olarak. Bu girizgahtan sonra da abi soruna şöyle cevap vereyim. Dünyaca tanınmak ya gerçekten benim için çok mutluluk verici, çok haz verici bir duygu. Çünkü ben insanların kafasındaki ay canım ya görmüyor işte şuna da şöyle yapılsın. Buna da böyle yapılsın. Yerine açıkçası abi ben darbukamla yapmış olduğum sanatımı görme engelimin önüne koydum abi. Kesinlikle. Bu açıdan abi bu beni çok mutlu etti. Bu birinci söyleyeceğim şey. İkinci söyleyeceğim şey ise abi ya gerçekten ben özellikle de Türkiye'miz başta olmak üzere dünyamızda yaşamakta olan bütün engellilere ve onların yakınlarına şunu anlatmaya çalıştım abi. İmkanlar verildikten sonra engelleri aşmaya hiçbir engel yok abi. Engelli olmak başarıya asla engel değil abi. Bunu anlatmaya çalıştım insanlara ve bunda da çoğunlukla başarılı olduğunu düşünüyorum abi açıkçası. Ve bu başarılarında devamının geleceğine hem inancım hem de mücadelem sonsuzdur abi. Başarının kırılma noktasından bahsedeceğiz dediğin gibi dünya çapında ama peki bunu planlayarak mı yaptın? Mesela Darbuka ile ilk tanışman nasıl oldu bu süreç? Abi bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de arkamıza bakmamıştık. Sonra çarpıştık. O mu sana çarptı sen mi ona? Valla o benim kör tarafıma denk geldi. Dolayısıyla ben ona çarptım. Güzel. Hayırlı bir çarpışma olmuş o zaman. Süpersin. Evet. Peki ya şöyle, ilk kırılma noktası diyeyim. Ha? Anlat ilk istersen. Abi şöyle söyleyeyim valla yere düştü tuzla buz oldu. O şekilde. Ya tabii. Değerli izleyiciler hani izahı olmayan konunun izahı olur demişler. Biz de birazcık tebessüm ettirmek adına böyle cümleler kurduk ama şöyle söyleyeyim Cüneyt abi. Benim Darbuka'yla olan yakınlığım çocukluk yaşlarımda yani 3 veya 4 yaşında elime aldığım oyuncak bebek kafası işte ne bileyim vidon, teneke. Ya onların hepsi dile gelse herhalde bana söylemediklerini bırakmazlar abi. Hepsi ritim çalıyordun ritim. Efendim abi?
Hepsiyle ritim tutturuyordun. Hepsiyle ritim çalıyordum abi. Yok herhangi biriyle gidip de komşunun bahçesinde elma falan çalmışlığım yok yani. Güzel oldu abi. Yani o süreç beni ta darbukada gerçekten dünyaca tanınmaya kadar götürdü yani Cüneyt abi. Benim için çok güzel bir duygu. Anlatılmaz yaşanır valla. İnşallah benim gibi bütün görme engelli ve hatta bütün engelli arkadaşlarım bu duyguyu yaşarlar diyorum abi. Günü çok güzel. İnşallah. Peki ilk çaldığın, dünyaya açıldığın parça hangisi? Levan Polka. Peki Levan Polka'yla Evet. birlikte neler yaşadın? Yani videonu kim beğendi, kimler yorumlar yaptı, nasıl oldu ve o heyecanını bir anlat. Onu anlatayım abi tabii ki. Benim videomu öncelikle bütün dünya halkı beğendi. Ama bunu basamak basamak indirgediğimizde hani dünya halkının yanı sıra bir de dünya sanatçıları beğendi abi. Örneğin rahmetli Michael Jackson'ın kızı paylaştı sayfasında. Artı David The Kifness isimli sayfada benim şarkımı paylaştı ve sonrasında kendine ait bir mix yarattı bu şarkı üzerinden. Devamında ben tabii ki sadece kendimi Levan Polka ile sınırlamadım. Başkaca eserler de okudum ama onun öncesinde şunu söyleyeyim. YouTube'un paylaştığı müzikal anlamda YouTube'un paylaştığı ilk türküm diyebilirim çok rahat bir şekilde. Sonrasında tabii ki ben Hintçe bir şarkı okudum Tunak Tunak isminde. Onu da bu şarkıyı okuyan Daler Mehendi paylaştı. Daler Mehendi hatta Hindistan'a da davet etti. Ancak koronavirüs sürecinden ötürü davetine kesin yanıt veremedik. Onun haricinde abi Sean Paul'dan Get Busy'yi okudum ve Sean Paul bu şarkımı paylaştı, beğendi. Yani abi güzel gelişmeler oldu ve güzel gelişmeler oldu ve olacak. Son olarak abi şu dipnotu da düşmek isterim. Fransız sanatçı Willy William da beni paylaştı. Ego Ego şarkısını okudum onun da. O da Süper. beğendiğine dair yorumlar yazdı. Ya PewDiePie paylaştı. Bir sürü paylaşan oldu. Tabii Sayan da o sevgili kadar çok var ki. aynen sevgili Müzik Oneri izleyicilerine de söyleyelim. Hani bunlar YouTube'da zaten var. Milyonlarca izlenmiş ve izlenmeye devam ediyor. Tabii buradan hala canlı canlı isteyenler var senden. O zaman daha sabırsızlandırmayalım. Bir Levan Polka alalım mı? Ne Levan Polka çalacak? yapalım abi. Tabii ki Müzik Oneir seyircilerinin canı sağ olsun. Hemen başlıyorum abi. Teşekkürler. Türkiye'nin en kaliteli haber portalı Müzik Oneir'a özel Bilal Göregen'le Müzik Faslı başlıyor. Başlıyor. Müziğin dehası Bilal. Yürü be. Allah'ına kurban. Dom 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 Ben hep alışkınım. Sesine, yüreğine sağlık derim. Eyvallah. Bir de tabii ellerine sağlık. Teşekkür ederim abi. Sen de beni canlı yayına aldın. Senin de telefonuna sağlık. Ne diyeyim yani. Umarım telefon. İnternette bize sağlık, telefonumuza değil mi? Kesinlikle. Süpersin. Peki yeteneksizsinizde de gördük seni, değil mi?
2010 yılında abi, evet. 2010 yılında. Orada da çok güzel bir serüven yaşadın diyebiliriz. Hem tecrübe, değil mi? Sevdiğim kız bana abi deyince ben de o serüveni yaşadım abi. Değil mi? Ondan Aynen. sonra ne oldu? Ondan sonra süreç haber var mı? Kızdan mı? Evet. Ne bileyim abi, haber var mı deyince ben de kızdan mı dedim ya. Bilmiyorum. Yani mutlu haber, mutsuz haber bilemiyorum. Yok abi, hala bekar takılıyorum, araba boşta gidiyorum. O da mı bekar takılıyor? O da o evlendi ya, onun çocuğu var. Ha, o zaman daha bahsetmeye boşa. Yeni aşklara diyelim. Ne dersin? Umarım yeni aşklara yelken açarız da fazla boğulmayız. Hayır. Peki şöyle. Hani eski aşklara özlem duyduğunda hep böyle mesela hareketli şarkılar ya, mesela slow şarkılarda olabiliyor mu? Var mı bir şeyler? Aa, bak işte orada bir dakika dur, slow şarkı dedim ve benim ciğerimi yedin. Hakikaten içime düştüm şu anda. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkı var. Değil 2021. Allah ömür verdikten sonra 2061'de de olsam bu şarkıyı söylemekten bıkmayacağım, vazgeçmeyeceğim abi. Bu Peki söyleyeyim. YouTube'da var mı? YouTube'da var mı bu? YouTube'da var abi. YouTube'da var, yutmadan var. Hayır, Müzik Honeri'ne özel mi dedim, yoksa YouTube'da var mı dedim, o yüzden. YouTube'da var abi, ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu şarkıyı söylemezsem o programdan, bu canlı yayından zevk almam abi. Bu O şarkıyı zaman kesin sendeyiz Bilal'le. Müzik o ne lira özel. Müzik rüzgar 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 rüzgar. Esmeye devam ediyor. Esmeye devam ediyor. Sana hasret kalır.
balı. Ben sana hasretim balı. Bir hayale dalmış gibi. Yaralıyım esmerim ben yaralı. Vurgunum, vurgunum bu gönlüm sana sevdalı. Ben sana hasret kalalı bir hayale dalmış gibiyim. Saçlarıma aklar düştü bak, sanki başıma kar yağmış gibi. Çiçeğimi soldurdun sen, son barda kalmış gibi. Çiçeğimi soldurdun sen, son barda kalmış gibi. Çiçeğimi kuruttun sen, son barda kalmış gibi. Vallahi helal olsun. Bir de şöyle sanki albümden dinliyoruz gibi veya radyodan dinliyoruz gibi. Cüneyt abicim. Cüneyt abicim neden sana albümden dinliyorsun gibi geliyor biliyor musun? Çünkü ben onu kalbimden okudum o yüzden. Kesinlikle. Peki. Bu şarkıyı çok seviyorum Cüneyt abi. Ama bana bizi üzdün biraz. Sana teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ama bizi üzdün biraz. Ne yapayım hadi ama sen aşk meşk deyince ben dedim ki madem aşk meşk diyor damardan girelim. Parmak ucundan çıkalım. O zaman bir tane de şey yapıştırman lazım altı arkadan. Seni sevmeyen ölsün. Yani beni sevmeyen demek istedim. Yani seni sevmeyen ölsün Bilal ya. Cüneyt abi beni sevmeyen ölsün demeseydin. Keşke o zaman katliam çıkması gerekir. Bilal ya süpersin. Vallahi Bilal olsun. Peki şöyle. Şunu diyebilir miyiz? Bütün seni... Sana moral veren, hayatta tutan, aslında senin esas sevdiğin şey, aşkın. Bu darbuka seni müthiş hayata tutunduruyor diyebilir miyiz? Kesinlikle abi. Yani çok doğru bir konuya temas ettin. Üstüne mühür, imza, kaşe ne varsa basıyorum. Abi. Doğru söylüyorsun. Süper. Yani buradan da hani çok güzel söyledi zaten Bilal en başta da. İnsanın engeli kendisidir. Hayallerini aynen. Eğer planlarını hep önde tutarsa hayatı sımsıkı hem de çok mutlu bir şekilde devam edebilir. Peki Bilal mutluluk deyince sen ne anlıyorsun? Nasıl açıklarsın mutluluğu? Çünkü bütün imkanlar olup mutlu olmayanlar var ya hani. Onlar şu evinde sağlıklı bir şekilde oturup pandemiyi bekleyip ama sıkılıyorum canım çok sıkılıyor olmuyor böyle diyenler var mesela. Ne önerirsin? Benim önerim şudur abi. Kitap okusunlar, müzik dinlesinler ve film izlesinler. Ama film derken hani böyle ders verici ve bir o kadar da moral verici filmler izlesinler. Epey eğlenceli şeyler söyledin. Aslında çok kolay mutlu olmak. Kitap okumak evet. Eğlenceli. Film izlemek eğlenceli. Evet. Ya biraz da Cüneyt abicim neden insanlar, bazı insanlar imkanları olduğu halde mutlu olamıyor biliyor musun? Hani tabii ki ben bu canlı yayında dini bir hava yaratmak için söylemiyorum ama insanlar elindekilerin kıymetini bilmiyor Cüneyt abi. Şimdi düşünsene sen elindeki Allah korusun elindeki kaybolup gittikten sonra ah vah etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Onun için ey değerli seyircilerimiz, bir şeyler elinizdeyken kıymetini bilin. Küçük de olsa elinizdekilerle mutlu olmaya çalışın. Çünkü küçük şeylerle mutlu olamayanlar büyük dertler karşısında yıkılırlar yani Cüneyt abi. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Gittikten sonra da elimizdekiler vah etmenin de bir anlamı kalmıyor. Cüneyt abi mesela ben kendi adıma söyleyeyim hani Bilal Göregen olarak. Ben mesela hayatımı 3 şey üzerine kurdum ki bunların kısaltılmışı YMK. Nedir abi? Yemek, müzik, kitap. Bu üçüyle mutlu oluyorum. Aslında zaten herkesin öyle olması gerekmiyor mu? Yani daha ne? YMK dediğin gibi. Bir de sevdiğin insanlar yanında. Evet. Güvendiğin insanlar o çok önemli galiba. Kesinlikle abi. Ben dostlarımla, ailemle, ablamla ya böyle etrafımdaki insanlarla kısaca mutluyum abi. Hani çok şükür onların bana zararları değil faydası oldu. Ben kendi adıma sanatsal açıdan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani demem şu aslında Cüneyt abi. Kısaca şöyle bağlamak istiyorum. Mutlu olmak isteyene sebep, seçenek çok abi. Yeter aynen, ki değerli. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada istekler geliyor tabii. Son bir şarkıyla hareketli olsun yine. Tabii dul 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 diyenler var. Çok isteyenler tamam. Var. Yani tekrar ediyorum. Tabii Bilal'i çoğunuz tanıyor zaten. Hani tanıyıp da belki hani bu kadar dünya çapında dinlendiğini de bilenler vardır ama ne kadar dinlendiğini, hangi şarkıda dinlendiğini belki çok takip edememiş olabilirsiniz. YouTube kanalında zaten var detaylı. Evet. Ve emin olun Hint şarkıları, bütün yabancı şarkılar. Bir YouTube kanalında şunu söylediğini de duydum Bilal'in.
Hani sormadan ben hemen cevap vereyim onunla ilgili. Yani bir şarkıyı çalışması bazen 2 hafta, 3 hafta sürüyor. Çünkü yabancı parçalar. Değil mi? Evet abi. Ve biraz da bunda şunun da etkisi var Cüneyt abi. Ben bunu farklı röportajlarda, farklı platformlarda da söyledim abi. Yabancı müziğin biraz da 2 hafta, 3 hafta ezberlemesinin, sürmesinin sebeplerinden başlıcası abi. Benim biraz yabancı lisanımın zayıf olması. Ona İnşallah. rağmen hem Evet. kendi sen bir de aksanıyla söylemen gerekiyor değil mi? O hissi Evet vermek abi. için o Evet abi. şarkıyı dinliyorsun, sözlerini ezberliyorsun, ardından aksanıyla ardından ritmi müthiş düşün. Yani şarkının esas sahibi Hintli sanatçı senin şarkıyı beğenip kendi şarkısını sen de beğenip seni ülkesine çağırıyor. Aynen Düşünebiliyor. doğru. Evet. Yani süper. Yolun açık olsun diyeceğim daha zaten birçok kez ama şu son şarkıyla bir seni dinleyelim. Ondan sonra veda ederiz. Abi son şarkı olarak da şeyi seçtim. Korkma yani bu damar mamar değil. Yo, damar da güzel oluyor ama tabii hareketli veda etmek daha güzel. Doğru söylüyorsun abi. Hareketli şarkı olarak da güzel bir Hintçe şarkı hazırladım abi sana. Süper. Sesine, yüreğine sağlık yine. Eyvallah Cüneyt abicim. Ben bu şarkıyla ilgili çok kısa bir detay söylemek istiyorum abi. Tabii. Bu hepinizin bildiği şarkıydı ama ben Bilal Göregen usulü mixleyip söyledim. Hem çaldın hem de mixledin yani. Coverladın Evet. bir nevi. Evet abi. Evet. Süper. Bir nevi kavurma yaptım. Aynen süper. Kavurmayı da severiz. Bir ara seninle yemekleri de konuşuruz aynı zamanda. Belli sen de seviyorsun yemeği. Evet abi. Kesinlikle Can Boğaz'dan gelir. Kadıköy'de değil abi. Süper. Biraz son olarak söylemek istediğin neler var bizim Müzik Onir Abi, izleyicilerine? şunu söylemek istiyorum. Unutmasınlar, zaferler köşe bucak dilenerek değil, zorluklara direnerek kazanılır. Ne olursa olsun yılmasınlar, mücadeleden vazgeçmesinler diyorum. Süper. Daha ne diyeceksin? Süper spot oldu yani gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Cüneyt Dünyadan Diktaş. daha Eyvallah. Aynen. Ben Cüneyt Diktaş. Seni Müzik On Air'de ağırladığım için çok mutluyum. Müzik On Air ailesi olarak da seni takip etmeye devam ediyoruz. Biraz önce dediğin gibi de başta Özcan Beylan olmak üzere Müzik On Air'in sahibi tüm ekibe de teşekkür ediyorum.
konuk koordinatörlerimizden tutun dergi editörlerine kadar kalabalık yoğun bir ekip çalışıyor. Ben Müzikonir Instagram sunucusuyum sadece arkadaşlar. Ama DM'den isteklerinizi, klip isteklerinizi atabilirsiniz veya konuk isteklerini. Birbirinden özel konukları ağırlamaya da devam ediyoruz Müzikonir'de. Bilal çok teşekkür ederim. Eyvallah abi, ben teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak şöyle bir slogan abi, sizin firmayla alakalı bu. Tabii. O reklama giriyor bence, onu söyleyeyim. Yok, reklama girsin canım, Instagram'dayız. Evinize, abi diyorum ki, evinize alamasanız da table ve chair'ı en iyi haber için takip edin, Müzikonir diyorum. Daha ne olsun, süper. Alkışlıyoruz. Çok teşekkürler. Ablaya da selamlar, sevgiler. İsmini bilmiyorum ama ona da çok teşekkürler. Bizleri seninle sağlıklı bir şekilde görüştürüyor, buluşturuyor. Bu YouTube kanallarında da olsun. Sana desteği çok, onun farkındayız. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah abi. Ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Müzikonir olarak bugün de sevgili Bilal Göregen'i ağırladık. Güzeldi, eğlenceliydi. Şarkılarını dinledik, hem de sohbet ettik. Ders alacağımız da çok şey var bence, fikirleriyle, sözleriyle. Onu kesinlikle takip edin diyorum. Zaten çoğunuz da takip ediyor eminim ki. Ben Cüneyt Diktaş, Müzikonir'den bugünlük bu kadar. Yarın yine konuklarımız olacak. Saat kaçta, kim olacak? Bana story'den gelecek, ben de paylaşacağım. Beni de takip etmeyi unutmayın Cüneyt Diktaş olarak. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından izlendiğimizin de farkındayım. Canlı yayın istekleri de var, biliyorum. Canlı yayınları yarın alabilirsem alırım. Her gün alamıyorum. Malum. Uzun sürüyor. Sandalyede oturmak çok zor oluyor. Koltuktan yayın yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.